Gençler selamlar ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız Arkadaşlar bugünkü konumuz fonksiyonlar ve polinomlar Hem fonksiyonları hem de polinomları Bu arada fonksiyon konusu hani 1-2 diye ayrılıyor ya TYT AYT diye ikisi de var sevgili gençler haberiniz olsun ee, Hem fonksiyonları hem de polinomları Hatta içerisinde fonksiyonlarda dönüşüm diye bir özet de koydum senin için. Ee, bir özet yapacağız sevgili gençler. Bu arada şöyle bir yorum aldım e, Hatta bir değil 3-4 tane yorum gördüm Çok da bu beni mutlu etti İşte nedir? Söyleyeyim Hocam konu özetleriniz o kadar güzel ki işte e, çoğu yerde anlatılan konu anlatımlarından daha da e, detaylı şeklinde Teşekkür ediyorum e, Demek ki konu anlatımlarını iyice abartmışım Yani iyice abarttığımı şuradan anlayabiliyorum konu anlatımlarını sevgili gençler Mesela bir kümeler konu anlatımımız vardı bu sene yaptığımız 2 saatten fazla sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam hem konuları hem soruları yani e, aslına bakarsanız basit bir küme işte deyip geçmemek gerekiyor yani fonksiyonların aslına bakarsanız olmazsa olmazı bu kümeler dediğimiz konu özellikle kümeleri iyi anlayan bir adam fonksiyonlarda çok sıkıntı yaşamıyor kartezyen çarpımın özelliklerini falan iyi anlayan bir adam kümelerde çok da fazla sıkıntı yaşamıyor. Ee, bu yorumu da belirtmek istedim çünkü beni mutlu eden bir yorumdu Fonksiyonlar 1 diye biz konumuzu artık hafiften başlayalım İşte burada da bir görsel verdik ee, Fonksiyon makinesi ee, nedir işte bir x'i alıyor daha sonrasında girişten x'i alıyor output olarak da dışarı çıkarıyor fx şeklinde Aslında bakarsanız fonksiyonun temel mantığı bu e tabi bize bir makine vermiyorlar sorularda yani x diye verdim sen de fx diye çıkar diye bir makine vermiyorlar ama ama aslında e, gündelik hayatta işe yarayan kısmı bu yani gündelik hayatımızda biz bir şeyleri alıyoruz farklı şeylere dönüştürüyoruz e, bunu genelde işte makineler yapıyor e, bunu genelde gündelik hayatımızda kullandığımız işte telefonlar çamaşır makineleri bulaşık makineleri televizyonlar Modemler, saatler işte artık her şey akıllı oldu ya. Dolayısıyla sevgili gençler bunların içerisinde artık daha fazla kodlanmış e, fonksiyon bulunuyor. Fonksiyon dediğimiz şey sevgili gençler biz en temel mantığıyla teorisiyle ilgileneceğiz. Burada A ve B boş kümeden farklı iki tane küme olsun diyeceğiz sevgili gençler. E, ve F A'dan B'ye bir bağıntı olsun eskiden bağıntı diye bir konumuz vardı. Bağıntının ne olduğunu sen bu konuya geçmeden önce biliyordun. Ben sana bağıntıyı söyleyeyim ne olduğunu. A'dan B'ye tanımlanacak kartezyen çarpım kümelerinin alt kümelerinin her birine bağıntı diyoruz biz. A'nın her elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleştiren. Bak bu cümle bir ve yalnız bir elemanıyla eşleştiren diyoruz ya. Aslında ne kadar da dikkatli ol diyor. Üstüne basa basa söylüyor. Sadece ama sadece bir tane. Elemanla işleştireceksin. E biz F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon diyoruz. O zaman aslına bakarsanız müfredat dışı aslında ama her fonksiyonun bir bağıntı olduğunu da buradan biz görebiliyoruz. Aslına bakarsanız fonksiyonda o kartezyen çarpım kümesinin alt kümelerinden birisiymiş de diyebiliyoruz. A, B işte tam olarak bu yani sanki buradan bir ışın tutmuşuz da bir ışık kaynağı tutmuşuz. Buradaki A'ya çarpmış, buradaki A cismine çarpmış ve gölgesi de burası oluşmuş. Ve gölgesine de görüntü diyebiliriz aslında bakarsanız. İşte biz bu A'ya tanım kümesi diyoruz. Buradaki B'nin tamamına, duvarın tamamına B değer kümesi diyoruz. Ve sadece gölgenin düştüğü yere de görüntü kümesi desek aslına bakarsanız yeridir. Birim fonksiyon, ben hep şöyle anlatıyorum öğrencilere. Birim fonksiyon dediğimiz bana da lisedeki matematikçim anlatmıştı Serdar Hoca. Buradan da Kulaklarını çırnatalım onun. Ee, birim fonksiyon dediğimiz şey insanlığın sayılardan önce bulduğu şeydir aslına bakarsanız. Sayılardan önce bulduğu şeydir. Yani sayılar yokken birim fonksiyon vardı aslında insanlık insanlığın hayatında. İşte e, bu da nedir? Şöyle mesela hani biraz da muhabbetli geçsin. Ee, şöyle düşünün ilk çağlarda işte yemek yemek için ya bitki tercih ediyorlar ya da işte hayvan avlıyorlar ve onu pişirip yiyorlar ya da pişirmeden yiyorlar. Ama hayvan avladıkları kesin. Mesela şimdi benim burada karnım açsa böyle süzülmüşsem oruçluyken düşünüyorum mesela kendim böyle bir süzülmüşsem enerjim kalmadıysa kapı çalsa ben kapıyı açmaya gitmem üşenirim erinirim. Evde başkası varsa o açsın derim kendi kendime. düşünün ki insanlar acıktıkları zaman bir de hayvan peşinde koşup hayvan avlıyorlardı. Bırakın kapı açmayı hayvanın peşine düşüp kovalayıp yakalıyorlardı. Tuzak kuruyorlardı falan filan. Emin ol o açlıktan ölenler çoktur orada. Daha sonrasında insanlık tabi başına zor bir şey kötü bir şey kötü bir olay gelmedi, gelmedikten sonra insanlar yeni bir icat peşine düşmüyorlar. Daha sonrasında akıllarına geliyor şu geliyor diyorlar ki işte biz bu hayvanları her seferinde acıktıktan sonra yakalamak yerine tokken Biraz fazla yakalayalım, onları da bir e, bir yere hapsedelim. Yani biz buna şu an gündelik e, günümüzde de kullanıyoruz. İşte ahırlar, ağızlar kümesler, değil mi? E, ve daha sonrasında bu dediklerini yapıyorlar ve şu şekilde sevgili gençler kümelenmiş bir yapı buluyorlar, yapıyı e, kuruyorlar ve bu yapının içerisine de hayvanları atıyorlar. Arkeolojik kazılarda falan da meydana çıkmış aslında, görülmüş. E, bu yapıların da bir kapısı var. Ve bu kapının da hemen çıkışında mutlaka bir kayalık, mutlaka bir taş, e, düz bir taş mutlaka oluyor. Böyle düz bir taş diyelim buraya da. Şimdi içeri bir tane hayvan attıkları zaman o duvarın üzerine bir tane çentik koyuyorlar. Çünkü şunu da merak ediyorlar, yani sayılar yok ama... İçeride ne kadar hayvanlarının kaldığını da merak ediyorlar. Düşünürseniz sayı yok, sayı olmadığı için kaç tane veya ne kadar diye bir soru da sormalarına imkan yok. Ama bunun azalıp azalmadığını da merak ediyorlar çünkü azaldıysa yerine yenilerini havla avlamaları lazım ki tokken açken hayvan peşinde koşmayalım diye. Bir tane hayvan varsa bir çentik, iki hayvan varsa iki çentik, üç hayvan varsa üçüncü çentiyi, dört, dört hayvana dört çentik, beş hayvana beşinci çentiyi atmışlar. Daha sonrasında içeriden bir hayvan kesip tükettiklerinde, yediklerinde duvardaki çentiğin üzerine de bir çentik atıyorlar sevgili gençler. Bu şekilde içeride ne kadar miktarda hayvanlarının kaldığını da sayılar olmasa bile buluyorlar. Ve işin ilginç tarafı ben bu hayvanların barındığı kümeye tanım, buraya da değer kümesi dersem, duvara da değer kümesi dersem, işte bu tam manasıyla birebir bir, pardon, birim fonksiyon olmuş oluyor. Yani içerideki hayvan sayısı kadar dışarıdaki çentik sayısı. Biz bunu düşünecek olursak bu tam manasıyla bir birim fonksiyondur. İçi neyse dışı da o. Tabi unutmamak şartıyla. Evet, bunu lisedeki, lisedeki matematikçi mi anlatmıştı? Kulakları çınlasın. Gerçekten ben de genelde öğrencilere... Gerek özel derslerde gerek sınıf derslerinde birim fonksiyonu anlatırken anlatırım çünkü çok ilginç sayılar bulunmadan önce birim fonksiyonu kullanıyorlar ama şöyle bir durum var tabi bu kullandıkları şeyin birim fonksiyonu olduğunu da doğal olarak bilmiyorlar çünkü matematikle uğraşmaktan daha çok karınlarını doyurmanın derdindeydi o çağlarda insanlar f fonksiyonu a'dan a'ya bakın aynı kümeden aynı kümeye buna da dikkat ediyorsunuz. fx eşittir x kuralı ile tanımlı fonksiyona a'nın birim fonksiyonu denir. Birim fonksiyon i a ile gösterilir. R'nin birim fonksiyonu i ile gösterilir sevgili gençler. Şimdi a'da tanımlı bir fonksiyon birim fonksiyonsa i a ile gösteriyoruz. Reel sayılarda tanımlıysa i r demek yerine biz direkt i diyoruz sevgili gençler. Sabit fonksiyon tanım kümesindeki her bir elemanı değer kümesindeki tek bir elemanla işleyen. Yani. yani hepsini de aynı elemana götürecek. Burada kaç tane eleman varsa hepsini tutup sadece ama sadece B elemanına götürüyorsa karşı kümede biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Bunun yukarıdaki birim fonksiyonun biz kuralını fx eşittir x olarak verirken sabit fonksiyonun kuralını fx eşittir c olarak tabi burada c bir reel sayı olarak veriyoruz. Birim fonksiyonun bir x değişkeni mutlaka olmak zorunda ama sabit fonksiyonun x diye bir değişkeninin olmaması da gerekiyor. Buna da dikkat etmelisin. Devam ediyorum. Bire bir fonksiyon. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon verilsin. Ee, A kümesinden seçilen her x1, x2 elemanı için x1, x2'den farklı ise fx1 de fx2'den farklıysa biz f'e birebir fonksiyon diyoruz. Bunun tam tersi de geçerli tabii. Yani ee, hani P ise Q diyoruz ya P ise Q'nun e, buna denk olan önerme neydi? Karşıt tersi. Yani Q'nun değili ise P'nin değiliydi. O zaman ben e, bu cümleyi başka nasıl kurabilirim? Fx1 eşittir Fx2 ise x1 eşittir x2 diye kurarsak işte bu kuralın da bu gerektirmenin de sevgili gençler bize getirisi birebir fonksiyon olacaktır. Bire bir fonksiyonu bize açıklar. Birebir fonksiyon altında farklı elemanların görüntüleri de farklıdır doğal olarak. Her bir eleman başka bir elemana gidecek diyoruz. Analitik düzlemde yatay eksene paralel olarak çizilen doğrular birebir fonksiyonun grafiğini en çok ama en çok bir noktada keser diyoruz. Şimdi birebir ve birebir fonksiyon içinde şunu söyleyebiliriz. Şimdi ben iki tane küme çizdiğimi düşüneyim. Şöyle iki tane kümem olsun sevgili gençler. Ben diyorum ki arkadaşlar burada 4 tane eleman var. Burada da 3 tane eleman var. Hadi bana bu A kümesinden bu B kümesine birebir fonksiyon üretin dersem bunu üretmeniz imkansızdır. Çünkü sevgili gençler hadi bu diyelim ki bu elemanı bununla, bu elemanı bununla, bunu da bununla eşleştirdiniz. Bunun gidebileceği hiçbir yer yok. Bu karşıda herhangi bir tanesine gittiği anda biz bu fonksiyona birebirdir diyemeyiz. Demek ki A kümesinin eleman sayısı B kümesinden fazlayken birebir fonksiyon üretme imkanımız yok. B kümesinin elemanı fazla olmuş olsaydı çok rahatlıkla birebir fonksiyon üretebilirdik. Bunu alırdım, buna götürürdüm, birebirdir derdim. Veyahut eşitse yani 4 elemana 4 elemansa birebir fonksiyon üretilebilir. O halde şu şartı da sunabiliriz biz size. A kümesinden B kümesine tanımlı olacak bir fonksiyon bunun birebir olabilmesi için A kümesinin eleman sayısının B kümesinin eleman sayısından küçük veya eşit olması şarttır. Peki örten fonksiyon nedir? A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu eğer ki f a eşittir b şartını sağlıyorsa yani yani şuradaki ışık kaynağından bir ışık çarptığı zaman şuradaki a kümesine bunun gölgesi tamamen ama tamamen B kümesini bize veriyorsa sevgili gençler, işte biz buna örten fonksiyon diyoruz. Yani bu duvarın tamamını örtecek o gölge. Az önceki gölgemiz şurasıydı. O halde f -A eşittir B demek ne demek? Fonksiyonun görüntü kümesi, fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesine eşit olsun ki örten fonksiyon olsun diyoruz. İçine fonksiyon nedir? Onu da hemen tanımlayalım. Çok basit bir tanımı var örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon diyoruz sevgili gençler. Baktınız siz soruda. Soruda bulduğunuz fonksiyon örtense içine değildir. Örten değilse içinedir. Anlaştık? Pekala. Devam ediyorum. Fonksiyonların en geniş tanım kümesi. Şimdi ilk olarak sevgili arkadaşlarım. Bir rasyonel fonksiyon diyoruz. Bu şekilde bölümlü yazılmış fonksiyonlara rasyonel fonksiyon diyoruz. Ve bu rasyonel fonksiyonun tanımlı olabilmesi için biz tüm reel sayılarda paydayı sıfır yapan değeri çıkarmamız gerekiyor sevgili gençler. İkinci olarak polinom fonksiyonlar var. Polinom fonksiyonlar en sevdiğimiz tarzdaki fonksiyonlar olacak. Çünkü polinom fonksiyonlar sevgili gençler tüm reel sayılarda tanımlıdır. Yani tanımsız olduğu bir nokta söz konusu değildir. Hatta ve hatta şu cümleleri de kurabiliriz. En sevdiğimiz fonksiyon olmasının sebebi sadece bu olmaz. Polinom fonksiyonlar her noktada tanımlı olduğu gibi her noktada limiti vardır. Her noktada türevlenebilir, her noktada süreklidir, her noktada integrallenebilir. Hiçbir sıkıntısı yoktur, akarı kokarı yoktur diye bu yüzden polinom fonksiyonları seviyoruz. Üçüncü olarak çift dereceden köke sahip olan fonksiyonlarımız ee, tanımlı olabilmesi için bunların en geniş tanım aralığı gx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerlerdir. Yani burası çift çiftse içerisi negatif olamaz diyoruz. Eğer ki burası tekse o zaman yani tekse bizim tanım kümemiz yine tüm reel sayılardır diyoruz. Çünkü sevgili gençler negatif bir sayının tek kuvvetini alırsan negatif bir sayıyla karşılaşabilirsin. Dolayısıyla negatif bir sayının tek dereceden kökünü alırsan yine negatif bir sayıyla karşılaşma e, karşılaşırsın. Bunda bir sıkıntımız yok. Fakat negatif bir sayının çift kuvvetini aldığın zaman sonuç pozitif çıktığında sen negatif bir sayının e, çift dereceden kökünü de alamazsın diyoruz. Tersten düşünüyoruz sadece. Anlaştık Geçiyorum ikinci kısma. Fonksiyonlar 2. Şimdi fonksiyonlarda 4 işlem diyoruz. Fonksiyonlarda 4 işlem aslına bakarsanız. Genelde böyle sınıf derslerinde veya işte konu tekrarlarında önemsenmeden geçilen bir yer olmasına rağmen. Ben çok önemsiyorum. Sebep? Çünkü... Her zaman ama her zaman bu kolay denilip de yüzeysel olarak anladığımız şeylerden konusunu işlediğimiz yerlerden sevgili gençler ufak tefek püf noktaları çıkar ve bunlar da bizim canımızı sıkmaya gayet yeter. Ben diyorum ki A kümesinden R'ye tanımlı bir F fonksiyonu ve C kümesinden R'ye tanımlı bir G fonksiyonumuz olsun. A kesişim C boş küme olmamak üzere fonksiyonları toplayıp çıkarıp çarpıp bölerken dikkat etmemiz gereken tek şey bu yeni oluşacak olan fonksiyonların tanım kümesi A kesişim C'dir sevgili gençler. Yani sen istediğin bir eleman kafana göre bir eleman seçip de F2 artı G2 diyemez ya da F artı G2 diyemezsin. Belki A kümesinde 2 vardır da C kümesinde 2 yoktur o zaman G2'yi bulamazsın ki. Yani bu bir fonksiyon dahi olmaz. Demek ki sevgili gençler biz buna dikkat edeceğiz. Bu bizim dikkat etmemiz gereken püf noktamız. F artı gx dediğimiz fonksiyon fx artı gx. F eksi gx dediğimiz fonksiyon fx eksi gx. Çarpımları fx çarpı gx. Bölümleri de fx bölü gx'tir. Burada gx'in sıfırdan farklı olması gerektiğini unutmuyorsun. Çünkü sonuç olarak bu bir rasyonel fonksiyondur ve paydası sıfır olamaz. Devam ediyorum. Tek ve çift fonksiyon. Aslına bakarsanız konu itibariyle de gayet eğlenceli bir konu. A'dan B'ye tanımlanmış bir f fonksiyonu verilsin diyoruz. Her x a, a kümesinden seçilen bütün x'ler için f eksi x eğer eksi f oluyorsa biz f'ye tek fonksiyon diyoruz. Aslına bakarsanız sinüs eksi x indirgeme formüllerinden hani bu eksi sinüs x'e eşitti ya sevgili gençler. Bunun sebebi sinüsün tek fonksiyon olmasıdır. İçindeki eksiyi dışarı atmasıdır. Aynı bu da aynı mantık bakın. Eksiyi dışarı attı eksi fx oldu. Buna tek fonksiyon diyoruz. Aynı sinüs gibi. Sinüs de tek fonksiyondu çünkü. O zaman çift fonksiyon dediğimiz şey de kosinüs fonksiyonu olur. Ben niye olmasın değil mi? Eğer ki f eksi x fx'e eşit oluyorsa aynı indirgeme formüllerindeki kosinüs eksi x hani kosinüs x'e eşitti ya. Bu, bunun sebebi de kosinüsün çift fonksiyon olmasıdır aslına bakarsanız. Demek ki ne yapıyormuşuz? x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda dahi fx'e eşit oluyorsa bu fonksiyon işte biz bu fonksiyona çift fonksiyon diyoruz. Peki bunları fonksiyonun kuralları üzerinden değerlendirebileceğimiz şeyler grafik üzerinden ben bir fonksiyonun tek mi çift mi olduğunu anlayabilir miyim? Tabii ki anlarız. Tek fonksiyonların grafikleri sevgili gençler orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetriktir diyoruz. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonu gayet gözünle tartabilirsin ama acaba orijine göre simetriklik ne demektir? Çünkü ben biliyorum ki tek çift fonksiyonun temel mantığını bilip de grafik üzerinden tek fonksiyonu göremeyen arkadaşlarım var aramızda. Ben inanıyorum buna. Çünkü sınıf ortamında genelde gördüğümüz şeyler bunlar. Şimdi bir fonksiyonun orijine göre simetriği nasıl alınır? Mesela şu parçayı ben orijine göre simetriğini almak istiyorum. Şöyle bir parçamız var. Öncelikle sevgili gençler orijine göre simetrik demek her iki eksene göre de aynı anda simetri almak demektir. Gelin önce x eksenine göre simetri alalım. Şöyle yaptım. Daha sonrasında y eksenine göre yeni oluşan parçanın y eksenine göre simetrini alırsanız şu şekilde bir parça çıkar. Ve sevgili gençler ilk fonksiyonla ilk parçayla son parçayı birleştirecek olursanız işte şu yeşille çizdiğim olan grafik bize tek bir fonksiyonun grafiğini verir. Hatta ben buna x küp fonksiyonu diye de söyleyebilirim. Bir de size ekstra'dan bir bilgi daha. Tek fonksiyonların, e, tek fonksiyonlar sevgili gençler, orijinden orijinden geçmek zorundalar. Bunu da unutmayın. Tek fonksiyonlar orijinden geçer. Çift fonksiyonlar geçebilir, geçmeyebilir ama e, tek fonksiyonlar orijine göre simetrik olduklarından me doğal olarak orijinden geçmek zorundalar. Bileşke işleminin özelliklerine bakacağız şimdi. Arkadaşlar değişme özelliği yoktur. Yani f bileşke g, g bileşke f e eşit falan değildir. Birleşme özelliği var mıdır? Tabii ki. İstersen önce g ile h'ı birleştirip daha sonrasında f'in içerisine yazarsın. İstersen önce f ile g'yi birleştirip bunun içerisine h'ı yazarsın. Hiç fark etmez. Yani arada bileşke işlemlerinin arasında parantez varsa sen o parantezleri görmezden gelebilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. Birim fonksiyonla f'in bileşkesi yer değiştirseler de hiç fark etmez. Yine f'i verir diyoruz sevgili gençler. Ters fonksiyon a'dan b'ye birebir ve örten bir fonksiyon olsun diyoruz. Şimdi birebir ve örten olmasının bir sebebi var. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olmak zorundadır. Bu arada unuttuğum bir şeyi de bir önceki sayfada size söylemek istiyorum. Hemen çıktık yukarı. Siz de bir önceki sayfanıza geri dönün. Şimdi biz şurada dedik ki bir fonksiyonun birebir olabilmesi için A kümesinin yani tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından küçük veya eşit olması lazım demiştik. Örten fonksiyon olabilmesi için de tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından büyük veya eşit olmalı. Şimdi o halde gelin size sorum şu: Bir fonksiyon hem birebir hem de örtel olmak istiyorsa ne yapmamız lazım? Demek ki A kümesinin eleman sayısı B kümesinden ya küçük olacak hem de A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından büyük olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Tek kesiştikleri nokta ikisinin de eleman sayılarının birbirine eşit olduğu noktadır. Dolayısıyla sevgili gençler ben birebir ve bir örten bir fonksiyon yazmak istiyorsam tanım ve değer kümelerimin eleman sayıları da doğal olarak haliyle birbirine eşit olmak zorunda olacak. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra unuttuğumuz bir hatırlatmaydı çünkü. Devam ediyoruz alt kısımda. Ters fonksiyon demiştik. Burada ters fonksiyon birebir ve bir örten fonksiyon olmak zorunda. F'in tersi dediğimiz e, fonksiyonu nasıl tanımlayabiliriz? Bunun kümesini. B virgül A sıralı ikillerinden oluşmakta. Öyle ki A virgül B sıralı ikilleri F'in elemanı. Yani sen fonksiyonun içerisindeki A B elemanlarını tam zıtlarını bulursan o halde burada bulduğun elemanlar f'in elemanları, burada bulduklarında da f'in tersinin elemanları diyebiliyorsun rahatlıkla. Bir de sevgili gençler eğer fx eşittir y'dir diyorsan f'in tersinde y de mutlaka ama mutlaka x'e eşit olur. Yani sen şunu da şunun yerini değiştirebilirsin ama f'in tersini alarak bu yard bunun yardımıyla. Devam ediyorum. Yine burada zaten söyledik bunu. Ters fonksiyonun özellikleri. Bu arada sevgili gençler bir fonksiyonun tersinin grafiğini bulabilmek için herhangi bir fonksiyonun tersinin grafiğini bulacaksan sen eğer y eşittir x eksenine göre bu tersi fonksiyonun simetriği olmak zorunda. Bakınız şurada kesikli bir çizgiyle gösterilen f fonksiyonumuz var. Bunun simetri ise burada kesiksiz çizgiyle gösterilen doğru, eğridir. Ve sevgili gençler eğer ki bu f ise Y eşittir x'e göre simetrini aldığımıza göre bu da f'in tersidir diyorsunuz. Nedir bu ters fonksiyonun özellikleri? A B C D E F G diye gösterdik sevgili gençler. Her birebir ve örten fonksiyonun ters fonksiyonu vardır sevgili gençler. Ters fonksiyon da yine birebir ve örten olmak zorundadır. Ben bir fonksiyonun tersinin de tersini alırsam gene f fonksiyonunu bulmuş olurum. Bu arada birim fonksiyonun tersi yine birim fonksiyondur. F A eşittir B ise F'in tersinde B A'dır. Ne dedik? B ile A'nın yerini değiştirebilirsin ama buraya tersini yazmak koşuluyla. Devam ediyorum. Bir fonksiyonla ters fonksiyonun grafikleri y eşittir x doğrusuna göre yani birinci açı ortaya göre simetrik olmak zorundadır. Ben bir fonksiyonla tersini bileşke altında birleştirirsem sonuç birim fonksiyonu mutlaka verecektir. Y eşittir fx birebir ve örten fonksiyonunun ters fonksiyonunun kuralı şöyle bulunur diyor sevgili arkadaşlarım. X'i yalnız bırakacaksın. X'i yalnız bırakırsan o senin f'in tersinde x fonksiyonun olacaktır diyelim biz şimdilik. ax artı b bölü c'nin tersi sevgili gençler. Sanki burada bir x varmış gibi düşünüp. c'yi bu tarafa atıyorsun cx. Artı b'yi diğer tarafa atıyorsun eksi b Buradaki çarpı a'yı da diğer tarafa bölüm olarak atıyorsun. Cx eksi b bölü a'dır diyoruz. Bir de sevgili gençler eğer bizim elimizde birinci dereceden bir fonksiyonun birinci dereceden bir fonksiyona oranı biçiminde rasyonel bir fonksiyon varsa birebir ve bir örten tersini bulabiliriz. Nasıl? Buradaki a ile d'yi hem yerlerini hem de işaretlerini değiştirerek f'in tersi eksi dx artı b bölü cx eksi cx a biçiminde sen bunu bulabiliyorsun. Son özelliğimiz de genelde unutulan bir özelliktir aklınızda bulunsun. Siz aman ha unutmayın. Kıyıya köşeye not alın. Bunun başına yıldız atın, çiçek çizin, bir şey yapın. Ünlem işareti koyun. Unutmayın. Arkadaşlarım f bileşke g'nin ben direkt olarak tersini almak istiyorsam hem yerlerini değiştiriyorsunuz hem de terslerini alıp yine bileşkesini alıyorsunuz. Yani f bileşke g'nin tersi, g'nin tersi bileşke f'in tersidir diyorsunuz. Bir de artan ve azalan fonksiyonlar diye bir muhabbetimiz var. Tabii doğal olarak sadece TYT sınavına girmek isteyenler bu kısımları dinleyecek tabi de. AYT kısmına da matematikten sorumlu olan arkadaşlarım bu artan ve azalan fonksiyonları pek tabi TÜREV'den yapabilirler. Sıkıntı yok. TÜREV'den yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü TÜREV konusuyla bu fonksiyonlarda artanlık ve azalanlık daha anlamlı bir hal alıyor. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi... Bir çayımdan yudumlayın boğazım kurudu. Diyoruz ki artan fonksiyonun grafikleri bu şekilde olabilir. Tabi şu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Sıkıntı yok. E, azalan fonksiyonların grafikleri de bu şekilde olabildiği gibi şöyle de azalabilir. Doğrusal da azalabilir. Bunda da bir sıkıntımız yok. X1, X2'den küçükken FX1 de FX2'den küçüktür artan fonksiyonlarda. Azalan fonksiyonlarda X1, X2'den küçükken tam tersi FX1, FX2'den daha büyüktür diyebiliyoruz. Şimdi iki fonksiyonun bileşkesi nasıl alacağız? Bunun anlamı nedir? Bir de ona bakalım. Şimdi A'dan B'ye tanımlı ve bu da B'den C'ye tanımlı biri f, biri g fonksiyonu. g bileşke f sevgili gençler A'dan C'ye tanımlıdır. Şimdi hocam önce A'dan C'ye tanımlamak için F'i almamız gerekmiyor mu? Yani ben buna G bileşke F değil de F bileşke G demem gerekmiyor muydu diyecek olursan hayır gerekmez. Çünkü zaten sen burada önce F fonksiyonunu işleme tabi tutacaksın. Yani bakın G bileşke Fx dediğimiz şey G'nin içerisindeki Fx'tir. Sen içeriği çözmeden zaten dışarıya ulaşamayacağın için biz diyoruz ki zaten önce F'i uyguluyoruz biz. Dolayısıyla A'dan başlıyoruz. Daha sonrasında G'yi uyguladığımız için de C'ye ulaşıyoruz. Temel mantık bu. F bileşke Gx, F Gx'dir. G bileşke de G İşte bütün şeklini de bu şekilde tanımlayabiliriz sevgili gençler. Haberiniz olsun. Tersinin nasıl alındığını yine söyledik burada. Şimdi de sevgili gençler bu fonksiyonlarla uygulan fonksiyonlarla ilgili uygulamalar konusunda işte bazen bize bu şekilde sorular sorulabiliyor. Diyor ki mesela ben şu havuza suyu doldurdum. Havuzdaki suyun hacmini veren veya havuzdaki suyun yüksekliğini veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir tarzında bazı sorularımız olabiliyor. Bu sorulara da e, size daha yardımcı olabilmek adına burada bazı şekiller verdik, bazı su depoları verdik. Eğer ki su depomuz bu şekildeyse sevgili gençler, şimdi birim zamanda akıtılan su miktarı da her birinde eşit olsun diyelim. Başlangıçta suyun yüksekliği artar ama yani böyle daha az artar. Daha az eğimle artarken su şu yüksekliğe eriştikten sonra tabi burası dar bir boğaz olduğu için daha hızlı bir şekilde artacaktır suyumuz. Dolayısıyla eğimi de daha hızlı artacaktır. Demek ki şuna doldurulan suyun yüksekliğini verilen, veren grafik hemen altındaki gibidir diyebiliriz. Burası ise sevgili gençler buradaki gibi keskin bir eşik olmadığı için Aslına bakarsanız buranın her bir yüksekliği bir eşittir. Dolayısıyla burada daha yavaşken yukarıda daha hızlıdır ama bunun grafiği biraz daha bu şekilde eğrisel bir şekilde artacaktır sevgili gençler. Parabolik de diyebiliriz Sıkıntı yok ama biraz daha eğrisel demek daha mantıklı artacaktır. Buraya baktığımızda ise şu kısma kadar sabit bir şekilde aynı buradaki gibi sevgili gençler sabit bir şekilde artacaktır. Daha sonrasında bu üstündeki yükseklik bu şekilde biraz daha parabolik olduğu için sevgili gençler bakın Şuradaki şuradakiyle şuradakini göz önünde bulundurun. Burası nasıl artacaktır? Burayı yanlış çizmişiz. Şu şekilde artacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tamam şuraya kadar sabit. Daha sonrasında bu şekilde eğrisel artacaktır. şu Şura yükseklik ise şurada daha hızlı dolacağı için birden yükselip önce yavaşlar artmaya devam eder ve daha sonrasında yine artarak artmaya devam edecektir diyebiliriz. Hepsinin de temel mantığını burada göstermiş olduk. Şimdi bir de bu öteleme ve dönüşümler var ya bir de onlara bakalım. Bunlar da genelde zorlandığınızı biliyorum. F fonksiyonunun grafiğine çeşitli öteleme, simetri, daraltma, genişletme hareketleri uygulanmıştır. İnceleyiniz demiş. Hadi beraber inceleyelim. Sana atmayın ben topu fx fonksiyonun grafiği pembe grafikse ben bu fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarparsam eksi fx'in grafiği x eksenine göre para, e, simetriktir. fx'in grafiği pembe ise ben fonksiyonu şurası yanlış olmuş arkadaşlar. Şunu silin. f eksi x diye yazarsam bunun grafiği de mavi grafik olacaktır sevgili gençler. Anlaştık. Eğer ki f fonksiyonumun grafiği mavi ise ve c burada pozitif bir sayıysa ben fonksiyona c ekliyorsam ben fonksiyonun grafiğini tutuyorum ve c birim yukarı kaydırıyorum. Hiç böyle istifini bozmadan, ayarlarını bozmadan, hiçbir şekilde böyle ayarlarını dokunmadan tutuyorum ve yukarı kaldırıyorum. Eğer pozitif olan bir c çıkarıyorsan, bu sefer de aşağı doğru kaydırıyorum. O da yanda verilmiştir. Daha başka hocam. Sağa sola nasıl kaydıracağız? Şu şekilde eğer ki içeriden C birim çıkarıyorsan sağa kayacaktır. Hocam dizgi hatası mı var? Hayır dizgi hatası yok kardeşim. C çıkarıyorsan sağa kayacaktır. C ekliyorsan fonksiyon kendini dengeleyebilmek adına sola kayacaktır diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Eğer ki ben birden büyük bir sayıyla içerideki x'i çarpıyorsam mesela fx'in grafiği sevgili gençler pembe grafik ben f2x'in grafiğini arıyorum. Şimdi sevgili gençler içerisi birden büyük bir sayıyla çarpılıyorsa x dediğimiz sayı bunu akordiyon gibi düşünüyorsun ve dışarıdan içeri doğru basıyorsun. Fonksiyonun yüksekliği hiçbir şekilde değişmiyor. Yani y eksenindeki uzunluğu hiçbir şekilde değişmeyecek. Düşey uzunluğu. Ama yatay uzunluğu 2x e yarıya düşecek. 3x ise 3'te 1'ine düşecek. 4 xe ise 4'te 1'ine kadar düşecek. Eğer ki bizim çarptığımız sayı 0 ile 1 arasındaysa aslında çarpmıyoruz da o zaman bölüyoruzdur değil mi? Yani sen fx fonksiyonunda içerideki x'i 1 bölü 2 ile çarpman demek aslında x'i 2'ye bölmen demek. Bölüyorsak da çarpmanın tam tersi olan ne yapmamız lazım? Açmamız lazım. Gördüğünüz üzere pembe grafik fx iken x'in grafiği daha da akordiyon gibi açılmış halidir. Ama tekrar ediyorum fonksiyonun yüksekliği hiçbir şekilde değişmeyecektir. Peki hocam ben bu fx'i dışarıdan bir e ile çarpıyorsam o zaman ne olacak? Ve birden büyükse bu. Arkadaşlar birden büyükse Fonksiyonu bu sefer yukarı doğru açıyorsunuz. Ama bu sefer fonksiyonun sağdan soldan olan yatay uzunluğunu değiştirmiyorsunuz. Bu bir. İkincisi kökleri de hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı şey sıfırla bir arasındaki bir e sayısı ile çarpılırken de geçerli. Bu sefer sevgili gençler basit bir kesirle çarptığımız için... ...fonksiyonu tepeden ve aşağıdan daraltıyorsunuz. Ama yataydaki uzunluğu hiçbir şekilde değişmiyor. Umarım başarılı olmuştur. Devam ediyorum şimdi sevgili gençler. Polinomlara kısa bir değineceğiz. Sağ tarafta polinomlarla ilgili kullanabileceğin bazı özdeşlikler ve bazı kurallar verilmiştir. Biz polinomlarımızı bir tekrar edelim şurada. Arkadaşlarım en temiz fonksiyon demiştik polinom fonksiyonlara. Akarı kokarı olmayan sebep tekrar ediyorum. Her noktada tanımlıdır. Her noktada limiti vardır, her noktada sürekli, her noktada türevlenebilir, her noktada integrallenebilir. İşte bundan kaynaklı akarı kokarı yoktur diyoruz biz bu fonksiyonlara. En sevdiğimiz fonksiyon çeşidi polinom fonksiyon diyoruz. I love polinom diyoruz yani. Peki biz bu polinom fonksiyonların genel formatını nasıl gösteriyorduk? İşte dümdüz yazılan, tek düze yazılan. Bir de sevgili gençler katsayılar reel sayı olacak, kuvvetler doğal sayı olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki başka dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? Tabii ki var. İşte a0, a1, a2, an biz bunlara polinomun katsayıları diyoruz. Polinomu oluşturan terimlerin en büyük dereceli olanına polinomun derecesini belirlediği için polinomun derecesi diyoruz sevgili gençler. Bu en büyük dereceyi bulduktan sonra onun katsayısına da ne diyoruz? Baş katsayı diyoruz. a0'da yani x'siz olan terimimiz de şuradaki bakın bütün terimlerde x var bunda yok. Tamam? İşte ona da sabit terim diyoruz. X'siz olan terim sabit terimdir. Sabit terim başka nasıl bulunur? Burada sen gidersin x gördüğün yere 0'ı bir çakarsın. Px polinomunun sabit terimi sevgili gençler P0 olur. Ama mesela Px artı 1'in ben sabit terimini bulmak istiyorsam P0'ı bulmayacağım. Benim tek yapmam gereken x gördüğüm yere 0 yazmak. Px artı 1'in sabit terimi de o zaman ne olur? P1 olur. Tamam Bunları karıştırmıyoruz. Pekala bir de şuradaki katsayılardan bahsetmiştik. Hemen katsayılar toplamını veren şeyi de söyleyelim. Px polinomunun katsayılar toplamını x gördüğün yere 1 yazarak buluyorsun. Yani P1. Hocam P2x artı 3'ün katsayılar toplamını nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere ne yazarsak 1 olur diye mi düşüneceğiz? Hayır. Sen sadece x gördüğün yere 1 yazmakla mesulsün. Dolayısıyla P2x artı 3 polinomunun katsayılar toplamı da P5'tir diyebiliyorsun böylelikle. Polinomların eşitliği en tatlış konulardan bir tanesi polinomların eşitliği. Genelde anlatılırken de hem öğrenci hem öğretmen çift taraflı olarak sıkılıyordur. İki polinomun eşit olabilmesi için polinomların aynı dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit olmak zorunda. Ee, az önce tekrar ettiğimiz şeyi burada da yineliyoruz. Px polinomunda x eşittir 1 yazıldığında katsayılar toplamını bulursun. x eşittir 0 yazdığında sabit terimini bulursun diyoruz. İki ya da daha fazla polinom toplanırken aynı dereceli terimlerin katsayılarını topluyoruz sevgili gençler. Çıkarırken de aynı şeyi yapıyoruz. Çarparken birinci polinomun her bir terimini ikinci polinomun her bir terimini çarpıp aradaki işaretler neyse ona göre işlem yapıyoruz. Bu polinomların genelde bu kısmına kadar olan kısmını herkes yapıyor. Yapılamayan ve kafa karıştıran soruların içerisinde bildiğin bize kumar oynatan. E, ...tabiri caizse kumar oynatan kısmı neresi? Polinomlarda bölme. Çarpması, toplaması, e, çıkarması çok basit ama... ...polinomlarda bölme diye zaten ekstra bir başlığımız var. Ve çoğu matematik hocası da zaten buraya polinom 2 der sevgili gençler. Yani polinomların ikinci kısmı. Zurnanın zırt dediği yer burası. Aslına bakarsanız öğrenen adam için çok eğlenceli ve çok basit. Ama bir türlü öğrenemeyen adam için... Gerçekten bu bizim için bir kabir azabı oluyor. Şimdi Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalanı bulmak için biz x gördüğümüz yere şuradaki ifadenin kökünü yani a'yı yazıyoruz. Yani kalan pa'dır diyoruz sevgili gençler. Sadece bu yapmamız gereken olay ama nedense sürekli kafamız karışıyor. Ben de lisedeyken gerçekten ama gerçekten hoca tahtada bunları anlatıyordu ama ben aynen şu şekilde bakıyordum. Aynen yemin ederim hiç bak. Arkadaşlarıma sorayım. Aynen bu şekilde bakıyordum arkadaşlar. Yani hiçbir şey anlamıyordum. O kadar saçma o kadar menem bir konu geliyordu ki bana. Ya tabii bizim zamanımızda bu 10. sınıf konusuydu. Şu an hangi sınıf konusu bakayım. Şu anda da 10. sınıf konusu. Biz lise 2'de gördük bunları. Lise 3'te lise 4'te oturdu bir şeyler anladık. Ama gerçekten ilk defa gördüğüm zaman böyle avel level bakıyordum. Işık görmüş tavşan gibi oluyordum. Bir polinomun sıfırı. Yani kökü. Arkadaşlar polinomun sıfırı kökü dediğimiz şey. Polinomu çarpanlara ayırdığımız zaman her bir terimini sıfıra eşitliyoruz. Her bir çarpanı sıfıra eşitlersek biz bu polinomun köklerini bulmuş oluyoruz diyoruz. Bu polinomun köklerini de sevgili gençler işte kök bulma ne? ikinci dereceden denklemlerde kök bulmayı öğrendik. Buradaki e, bulduğumuz köklerle aynı şekilde buluyoruz. Eğer bölme işleminde kalan sıfırsa x eksi a, a x artı b, a x kare artı b x artı c bölen denklemini sağlayan değerleri de p x polinomunun sıfırı diyoruz, kökü diyoruz. Eğer kalan sıfırsa sevgili gençler bu kalansız bölünce anlamına gelir. Demek ki çarpanlarından birisi de buymuş diye biliyoruz. haberimiz olsun. Şimdi sağ taraftaki e, özdeşlikler kısmını sevgili gençler şunları zaten çarpanları ayırma kısmında hem konu özetini geçmiştik hem de bir konu anlatımımız mevcut. Bundan iki kamp önceydi sanırım. Yani iki kamp önce derken iki video öncesinde zaten ben bunları anlattığım için tekrardan değinmiyorum. Bunlar peki neden burada hocam yine? Çünkü sevgili gençler soruların içerisinde ihtiyacımız olacak. Senin de elinin altında bulunsun diye onlar orada. Şimdi konu özetimizi bitirdik. Gördüğünüz üzere artık kanala abone olduysa. Ve bu videoyu hemen şu an chat kısmındaki arkadaşlardan da ricamız bu. Beğendiyseniz sevgili gençler artık soru çözümümüze geçebiliriz. Hadi bakalım gel gel soru çözüyoruz. Evet hazırsanız başlayalım ilk sorumuzla. Bir fonksiyon sorusu A ve B birer gerçek sayı f a x artı b de 5 x eksi 8 olarak verilmiş bize. Buna göre f b eksi a ile f b'nin toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. F b eksi a'yı elde edebilmem lazım benim acaba ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki arkadaşlar uyanık olacağız ve şunu fark edeceğiz. X gördüğünüz yere eksi 1 yazacaksınız. Böylelikle f eksi a artı b'yi yani f B eksi A'yı elde edeceksiniz. Ve sevgili gençler X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak işte burası eksi 5 burası da eksi 8'den burası eksi 13 gelir. Yani şu kısım eksi sonuçmuş biz buradan bunu anlıyoruz. Peki FB'yi nasıl elde ederiz? Ve X gördüğümüz yere 0 yazarız. Böylelikle burası gider elimize sadece FB kalır. 0'ı burada yerine yazarsan sonuç eksi 8 gelir. Yani burası da eksi 8'miş. Artık soru gayet basit. Eksi 3 ile eksi 8'i topla demiş. Antrenmanlarla matematik gibi oldu değil mi son kısmı? Eksi 21. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Geçtim bir diğer soruma. F 5 eksi 7 x eşittir. 2 a artı b artı b a biçimde tanımlanan fonksiyon nasıl fonksiyonmuş? Birim fonksiyon. E güzel kardeşim. Birim fonksiyonsa bak şimdi. 2 a artı b x artı b eksi a eşittir. Birim fonksiyonun özelliği neydi? İçi neyse dışı da o. Yani burasıyla burası birbirine eşit olacak. Yani arkadaşlar ben buraya 5 önce yazmayalım. Eksi 7 x artı 5 yazacağım. Şimdi o halde x'in katsayısı burada 2a artı b iken burada da eksi 7'ymiş. Birbirine eşittir o halde. 2a artı b eşittir eksi 7 diyeceksiniz. Bir de Burada kalan x'siz olan sabit kısım b eksi a 5'e eşitmiş. Onu da yazarsınız altına. b eksi a eşittir 5'tir dersiniz. Daha sonrasında da üsttekinden alttakini çıkarırsınız. Hadi çıkaralım. Bak b'den b çıktı gitti. 2a'dan eksi a'yı çıkarırsanız 3a kalır. Eksi 7'den 5'i çıkarırsanız eksi 12 kalır. Demek ki buradan a kaçmış? Eksi 4. Hocam şurada da sana zahmet. B'yi bulabilmek adına A yerine yaz B eksi eksi 4 Eşittir 5 ise Bak şu kısım artı 4'tür Karşıya atarsan B'de 1 gelir Bizden istenen şey şu F A artı F B Ben A'nın B'nin ne olduğunu buldum e Yerine yazalım o zaman F eksi 4 de neyin toplamı sorulmuş Aslına bakarsanız F 1'in Şimdi bu ne fonksiyondu birim fonksiyon e Birim fonksiyonsa içi dışı 1'di ya F eksi 4 eksi 4'tür F1 de 1'dir. Toplamı da eksi 3'tür diyebiliriz. Bak burası eksi 4. Burası da 1. Toplamı da eksi 3'tür deriz. Geçtim bir diğer soruma. Bir öğretmenimiz var. Tahtaya aşağıdaki kümeleri yazdıktan sonra öğrencilerine diyor ki bu kümelerin birbirinden pardon özür dilerim bu kümelerin birinden diğer kümeye bir fonksiyon oluşturunuz demiş. Buna göre öğrenciler kaç farklı fonksiyon oluşturur diye sorulmuş. Şimdi birinden diğerine demiş ya hangisinden hangisinin olduğunu söylememiş. Burada da dikkat etmemiz gereken mevzu bu. Ben önce A kümesinden buraya A dedim buraya B dedim. A'dan B'ye fonksiyon oluşturuyorum. Bu eleman kaç farklı elemana gidebilir karşıda? 3. Peki B kaç farklı elemana gidebilir? 3. 3 Üç kere 3'ten 9 gelir. Peki ya fonksiyonu B'den A'ya oluşturduysak? O zaman şu eleman iki farklı elemandan birine. Bu da 2. Bu da 2 farklı elemandan birine gider. Burası da çarpımı 8 yapar. Burada 9 fonksiyon oluştu. E kardeşim burada da 8 fonksiyon oluştu. Toplarsanız toplam 17 tane fonksiyon oluşturabilirsiniz. Siz bir kümeden bir diğer kümeye. Geçtim bir diğer soruma. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir ax artı b doğrusal. gx eşittir 3a eksi 3 eksi ax artı b de sabit fonksiyonmuş. Şimdi a'yı buldunuz siz bir kere. Niye? Çünkü sabit fonksiyonun içerisinde x bir olmaz. Olmayacaksa burası 0 olması lazım. Demek ki a kaçmış? 3. a3 ise gx'in ben sadece ama sadece 6'ya eşit olduğunu. fx'in ise sevgili gençler a'yı bulduk ya yerine yazarsanız 3x artı b'ye eşit olması gerektiğini de bulmuş olduk. Bize diyor ki g5 f3'tür. g5 dediğimiz g fonksiyonu sabit olduğu için direkt 6'ya eşittir. F3 de yerine yazarsanız sevgili gençler 3 kere 3 9 artı B'ye eşitmiş. O zaman bu B dediğimiz sayı kaçmış arkadaşlar? 9'dan 3 çıkarsa 6 olur. B eksi 3'müş. Yani ben fx fonksiyonumun artık tamamını buldum sayılır. Nedir sevgili gençler? 3x eksi 3. Bizden istenen ne peki? F eksi 1. O zaman yaz. X gördüğün yere eksi 1 yaz. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi 3 daha cevap eksi 6 olacaktır. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Güzel kardeşim. Geçtim bir diğer sayfama. Ali, Utku, Osman ve Feraye dört arkadaştır. A gruptaki kişilerin kümesi olmak üzere F fonksiyonu kişilerin kümesinden 1, 2, 3, 4'e tanımlanmış ve F fonksiyonu bize şunu yaptırıyormuş x'in ismindeki farklı sesli harf sayısına götürüyormuş. E güzel. O zaman ben bir küme oluşturayım şöyle. Buraya da bir küme oluşturalım. Ben şuradaki kümenin bileşenlerini biliyorum. 1, 2, 3 ve 4'tü. Buraya da Ali yazacağım. Buraya Utku yazacağım. Buraya sevgili gençler Osman yazacağım ve buraya da Feraye ya yazacağım. Şimdi Bunlar da birer eleman olduğu için başlarına da nokta koysak iyi olur. Diyor ki x'in ismindeki farklı ses sesli harf sayısı. Ali'nin isminin içerisinde kaç tane birbirinden farklı sesli harf var? İki tane. O halde ben bunu ikiye götüreceğim. Utku'nun isminde sadece bir tane sesli harf var. O da U. Dolayısıyla 1'e gidecek. Osman'da O ve A var. Yani 2'ye gidecek. Ferayede E ve A var yani o da 2'ye gidecek diyebiliriz. Şimdi birinci öncü demiş ki birebir değildir. Evet değildir çünkü 3 kişinin de ismi 2'ye gitmiş. Birebir olamaz. İçi nedir demiş. Bizim değer kümemiz buyken görüntü kümemiz sadece 1 ile 2. Yani değer kümesi ile görüntü kümesi birbirinden farklı. O halde içi nedir? Örten değilmiş çünkü birebir değildir demişti. Birebir değildir doğru aslında. Sevgili gençler ben onu birebirdir diye düşündüm. Birebir olmadığı doğrudur. Özür diliyorum birinci öncül için. F fonksiyonunun görüntü kümesi iki elemanlıdır. Bakıyorsunuz görüntü kümesinde sadece iki eleman var. Demek ki bu da doğru. Yani cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış deriz. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda her bir rafında 6 kitap bulunan ve toplamda 4 tane raftan oluşan bir kitaplık görseli verilmiş. Her rafta da 6 kitap var. Toplam 24 tane kitabımızın olduğunu görüyoruz. Musa en üstteki raftan başlayarak sabit bir hızla kitapları tek tek kitaplıktan 72 saniyede almıştır. 24 tane kitap var dedik. 72'yi ben 24'e bölersem demek ki her bir kitabı 3 saniyede almış. Bir işimize yarayacak mı bilmiyorum ama bulasım geldi bunu t saniye birimine göre t 0 ile 72 kapalı aralığında olmak üzere 0 72 kapalı aralığını reel sayılara taşıyan bir fonksiyonumuz varmış ve bu fonksiyon şu işe yarıyormuş. t'ninci saniye sonunda kitaplıktaki kitapların kaçta kaçının kaldığını gösteriyormuş. O zaman diyor f 18 kaçtır? Şimdi yani 18. saniyenin sonunu düşünmemiz lazım bizim. Burada bulduğumuz üç işe yarayacak. 18'i 3'e böldünüz 6 geldi. Bu ne demektir? 6 tane kitabı biz raftan çekip almışız şu anda. He, peki olur. 6 tane kitabı aldıysak geriye kaç tane kitap kalır? 18 tane kitap kalır. Sevgili gençler toplam 24 tane kitabımız vardı. Ve fonksiyon ne yapıyordu? T'ninci saniyenin sonunda kitaplıktaki kitapların kaçta kaçının kaldığı. Arkadaşlar 18 tanesi kaldı toplamda 24 taneydi. Yani 24'te 18'i kalmıştır. Yani sevgili gençler, 6'ya böldünüz 4, 6'ya böldünüz 3, 4'te 3'ü kalmıştır, 3 bölü 4'ü kalmıştır. Cevap da C'dir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, e, sınavda çıkacak olan fonksiyon sorularını gözünüzde çok fazla abartmanıza gerek yok. 2015'te 16'da 17'de olmuş olsaydık biraz abartın derdim 2018'de 2019'da abartın diyebilirdim ama bu pandemi döneminden kaynaklı sınavların sizde farkındasınız biraz pandemiye özel yapıldığını biliyorsunuz sevgili gençler. Ee, doğal olarak da benim size tavsiyem abartı sorular çözmemeniz ısrarla dile getiriyorum bunu neredeyse her videoda. Abartı sorular çözüp de kendinizi yormanıza gerek yok. Orta halli ortanın belki yarım tık bir tık üstü sorular çözebilirsiniz. Bol miktarda soru görmeniz önemli. Zor sorular çözüp de ne kendi motivasyonunuzu kırın ben çözemiyorum diye ne de daha az soru çözmeye lüzum yok siz de biliyorsunuz. Devam. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için Eksi 8 ile 8 kapalı aralığından seçilen her x elemanı için fx x kare biçiminde çalışıyormuş ve her x reel sayısı için de fx fx artı 13'ü eşitmiş. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz sevgili gençler? Verilmemiş sorun içerisinde ama f fonksiyonu periyodik bir fonksiyondur diyor aslında bize bu. Periyodik fonksiyondur diyor. Şimdi nasıl periyodik? Periyodu kaç? Periyodu 13 sevgili gençler. Yani fonksiyon kendini 13'te bir tekrar ediyor. Yani mesela f1 f14'e eşittir. Ya da bu f27'ye eşittir tarzında çoğaltabiliriz bunu sonsuza kadar. F23 kaçtır diye soruluyor. Bir kere f23 eşittir f10'dur. F10'u bulabiliyor muyuz? Hayır. Bulabilmek için biz bu f'in içindeki sayıyı eksi 8 ile 8 arasına taşıyabilmemiz lazım ki ancak şuradaki kuraldan yararlanabilelim. O zaman f10 nedir? 13 çıkarırsam f eksi 3'tür. f eksi 3 de eksi 3'ün karesinin ta kendisidir. Çünkü artık eksi 3 bu aralıktadır ve ben eksi 3'ü burada yerine yazabilirim. Yani cevap neymiş? 9'muş diyebiliriz doğru cevabımız. Ceyhan'dı. Çıkmış bir sorunun çok çok benzeri olan bir soruydu. Haberiniz olsun. Geçtim bir diğer soruma. Yanda 9 eş aralığa sahip bir ölçü kabı gösterilmiş bize. Kaptaki ölçüm değerlerinin kümesi 0'dan 9'a kadar olan doğal sayılardır. Kap 36 litre su almakta ve başlangıçta tamamen suyla doludur. Şimdi o zaman kabın 36 litre su aldığını biliyoruz. 0 ile 9 aralığında 8, 0 ile 9'a kadar sevgili gençler 9 tane parça vardır burada. O zaman ben bu 36 litreyi 9'a bölersem her bir aralığın 4, litre, 4 litre suya tekabül ettiğini de söyleyebilirim doğal olarak. A kümesinden R'ye tanımlı bir F fonksiyonu. A'dan R'ye tanımlı. Şu işe yarıyormuş. Kapta X seviyesinde su kaldığında kullanılan su miktarı yani litre cinsinden soruyormuş. Mesela F9. Yani diyor ki Kaptaki su 9. seviyedeyken 0 litre su kullanılmıştır diyor. F0'da 36'dır. 0'dayken 36 litre kullanılmıştır diyor haliyle. Fx eşittir 20 denkleminin kökü nedir diye sorulmuş. Kapta 20 litre su kalmasını istiyoruz sevgili gençler. Her birinin 4 litre olduğunu bulmuştuk biz. O halde ne diyeceğim? Şurası 4, 4 daha 8, 12, 16, 20. Demek ki kabın su seviyesinin nerede olması gerekiyormuş? 5'te. Yani arkadaşlarım fx eşittir 20 ise aslında f5 eşittir 20'dir. Denkleminin kökü de haliyle x eşittir 5 olduğuna göre denklemimizin kökü de 5'tir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki 0 ile 6 kapalı aralığını reel sayılara taşıyan bir f fonksiyonumuz var. Ve bu f fonksiyonu aynen şu işe yarıyor. X eşittir P doğrusu Y ekseni ve O, A, B, C karesi arasında, e, arasındaki kalan bölgenin çevresinin ölçüsü olarak tanımlanıyor bize. F3 artı F1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi diyor ki varsayalım ki sevgili gençler şurası 3 olsun. E, ve X eşittir 3 doğrusu Y ekseni ve O, A, B, arasında kalan alan yani sevgili gençler şuranın çevresi isteniyor bizden. E burası 3'tü. Burası da 3. E güzel. Bu kare miydi sevgili gençler? Evet kareydi hocam. E burası 3 iken şurası ne olur? E hocam 0 ile 6 aralığında tanımlanıyorsa bu fonksiyon. 0 ile 6 aralığında tanımlanıyorsa. Demek ki şurası 6'ymış. E bu kare ise burası da 6'dır. E burası da 6'dır o zaman. 6 6 daha kaç yapar? 12. 3 3 daha 6 yapar. Üstüne eklersen 18 gelir buranın çevresi. Eğer ki burası 3 değil de 1 olmuş olsaydı sevgili gençler bu sefer burası ve burası 1 olacağından 1 1 2 şurası da 12 toplam 14 olacaktı. İşte burası da 14 olacaktı. İkisini topla demiş bize. E toplarsak sevgili gençler 32 gelir. Cevabımız da denizli seçeneği olacaktır deriz. Bir şeyi fark ettiğinizi umuyorum. Şimdi çözdüğümüz sorulara bakacak olursanız. Bakın nereden itibaren? Şuradan itibaren fonksiyonu bir e, fonksiyon kuralını matematiksel bir tanımaz bağ, bağlı kılmadık bu sorularda. Mesela buradaki f FX, fx ne yapıyordu? x ismindeki x'in ismindeki farklı sesli harf sayısı. Buradaki ne yapıyordu? İşte t saniye sonunda kitaptaki kitapların kaçta kaşının kaldığı. İşte buradaki ne yapıyordu? Kapta x seviyesinde su kaldığında kullanılan su miktarı. Buradaki ne yapmıştı? x eşittir p doğrusu y ekseni ve OABC karesi arasında kalan bölgenin çevresinin ölçüsü nü buldurmuştu bize? Yani ben size şöyle söyleyebilirim, ee, sınavda bu sene böyle bir şey çıkarsa karşınıza çok da şaşırmayın, şaşırmayacaksınız da zaten diyeceksiniz ki SML hoca dediydi. Devam. Aşağıda verilen doğru, doğrusal grafikte. Başlangıç sıcaklığı eksi 10 derece olan bir demir çubuğun 30 dereceye kadar ısıtılma deneyinde harcanan zamanı göstermekte. Buna göre deney başladıktan kaç dakika sonra demir çubuk 0 dereceye ulaşmıştır diye soruluyor bize. Doğrusal fonksiyonların bir güzelliği var. İçerisinde grafiklerinde geometriyi kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Diyorum ki oran orantı da kurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın ben şuraya bir üçgen çizdim sevgili gençler. Bu üçgeni çizdikten sonra şurası kaç birim üçgenin 40 ve burası kaç birim 5. Yani benim burada eğimim 40/5'ten bölü 5'ten 8. E güzel. Aynı şeyi şuradaki üçgene de uygulayabilir miyim ben? Vallahi uygularız, hiç sıkıntı olmaz. Yani sevgili gençler şurasının ben 10 olduğunu biliyorum. 0 dereceye tam olarak burada ulaşmış. Burası kaçtır diye soracağım. E eğimin ben 8 olduğunu biliyorsam doğal olarak 10'u Şuradaki 10'u şuradaki kısa kenara 8'e bölmem e, soru işaretini bölmem lazım ki bunun 8 çıkmasını istiyorum. Peki bunu buna bölünce nasıl 8 çıkar? İçler dışlar çarpımı yaparsınız. Soru işareti eşittir 10 bölü 8 dersiniz. Bu da sevgili gençler 10'u e, 8'e böldüğünüz zaman 1 virgül 20'nin içerisinde 2 defa e, 4'ün içerisinde 5 defa. Hocam bunu nasıl kafanızdan yaptınız diye soracak olursan 10'u 8'e bölüyorsun. Bir defa diyorsun 8 çıkardın 2 bir sıfır ekledin bir virgül koydun 2 defa var. 16 çıkardın 4 bir sıfır ekledin 40'ın içinde 5 defa 1,25 olduğunu söyleyebilirsin soru işaretinin. Yani 1,25 saniyede saniye miydi o dakikada sevgili gençler sıfır dereceye ulaştığını söyleyebiliriz biz demir çubuğumuzun. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. F pembe olan G'de mavi olan grafik. Ve şu soruluyor. F'in içerisine diyor. G'nin tersinde 4'ü yaz. Artı F'in içerisine F'in tersinde 5'i yaz demiş. Önce sol taraftaki yerine ben sağ taraftakini bulmak istiyorum. Çünkü F ile F'in tersinin bileşkesi birim fonksiyondu. İçerisinde 5 yazıyorsa demek ki buranın tamamı 5'e eşit sevgili gençler. Burayı bulması kolaydı. Direkt bulduk. Şimdi gelelim şuraya. Önce bize ne lazım arkadaşlar? G'nin tersinde 4 lazım. Yani G'yi 4 yapan değer. G'yi 4 yapan değer hangisidir sevgili gençler? Bakıyorsunuz 0'dır. Demek ki içerisi 0. Peki F0 ne? F0 da nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Dolayısıyla burası da 1'dir. 1 ile 5'in toplamı 6'dır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu arada sevgili gençler fonksiyonların tam olarak oturmasını istiyorsanız size tavsiyem şudur: e, 40 soruda fonksiyonlar diye bir video paylaştım ben yukarıdan izleyebilirsiniz. İndeks indeks mi oluyor? Info info kısmına bıraktım sevgili gençler aklınızda bulunsun şu an yukarıya çıkmış olması lazım. E, tıklayıp izleyebilirsiniz bu videodan sonra e, 40 tane soru o 40 soruda bir konu e, şeyimizin de Serimizin de sloganı bir şey 40 defa söylersen olurdu ki gerçekten çok çok faydalı videolar olduğunu düşünüyorum. Mutlaka hem PDF'i var, hem çözümleri var, hem de hangi soru kaçıncı dakikadaysa, kaçıncı saniyedeyse linkini de bıraktım. Tıklayıp izleyebiliyorsunuz. Haberimiz olsun. Güzel seriler mevcut kanalda. Yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Tanım. Toplamları 90 derece olan iki açıya tümler açılar ve toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler açı diyoruz. F ve G iki fonksiyon olmak üzere F x, x açısını tümleriyle eşleştiriyor. G de bütünleriyle eşleştiriyor. Diyor ki bize F'in içerisinde G yüzü bul. Bakın yine aynı tarzda soru. Şimdi G 100 ne ile eşleştiriyordu? Bütünleriyle. Yüzün bütünleri nedir? 180'e tamamlayanı 80'dir. F de tümleriyle eşleştiriyordu. 80'in tümleri nedir? Yani 90'a tamamlayanı 10 derecedir. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Bir sonraki sayfama geçiyorum ve artık polinomlar konu özetini yapmıştık. Polinomlardan da soru çözelim sevgili gençler. Px kat sayıları sıfırdan farklı ikinci dereceden bir polinomdur. Pekala. Px polinomunun katsayıları en büyük dereceden itibaren sırasıyla azalan ardışık sayılardır denilmiş. Yani şöyle ax kare ikinci derecedendi artı a eksi 1x artı a eksi 2 en büyük dereceden itibaren sırasıyla azalan ardışık sayılar olduğu için birer birer fark bıraktım aralarında. Ee, diyor ki Px polinomunun katsayıları toplamı 9'muş. E ben bu polinomun katsayılarının a, a-1 ve a-2 olduğunu biliyorum. Bunları da toplarsanız 3a-3 gelir ve toplamı 9'muş. Yani 3a dediğimiz sayı aslına bakarsanız sevgili gençler 12'ymiş. Yani a'nın ben 4 olması gerektiğini buldum burada. Bize demiş ki sabit terim kaçtır? E burada ben sabit terimin a-2 olduğunu biliyorum. O halde yerine yazarsanız 4-2'den doğru cevabın 2 olması gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. Px ve Qx birer polinom. P2x-1'i Qx-1'e böldüğümüz takdirde de soru bize demiş ki x kare artı mx artı 7'yi bulacaksın. Pekala Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 15'tir demek ne demek? Şurayı sıfıra eşitleyen x değerimiz 3. Bu 3'ü götürdüm. Px'de x gördüğün yere yazdım. P3. Bu da kalana eşittir diyoruz 15'e. P3 15'miş. Qx polinomunun katsayılar toplamı. Arkadaşlar Qx polinomunun katsayılar toplamı Q1'dir. Ve 3 ise Q1 3'e eşitmiş. M kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada sadece üst tarafa bakalım x gördüğümüz yere ne yazarsak burası p3 olur diye düşünelim arkadaşlar. Tabii ki x gördüğüm yere 2 yazarsam. Üst taraf ne olur? P3. X gördüğümüz yere 2 yazdığımız takdirde de alt taraf Q1 gelecektir ki bu da benim işime gelecektir. Q1. Şimdi üst tarafın P3'ün sorunun içerisinde 15 olduğu, Q1'in de 3 olması gerektiği verilmiş. 15 bölü 3'ün de 5 olması gerektiğini biliyoruz. Unutmayın ki biz X gördüğümüz yere 2 yazmıştık. O halde burada da 2'yi yazma zamanı geldi. 2'nin karesi 4 artı 2m artı 7 dedik. Daha sonrasında 4 ile 7'nin toplamı 11'dir. Karşıya eksi 11 olarak atarsak 5 eksi 11 eşittir 2m yapar ki 5'ten 11'i çıkardığınız zaman eksi 6 kalacaktır. O halde m sayımız kaçtır? Eksi 3'tür. Yani cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer polinom soruma. Px ve Qx birer polinom demiş. Yukarıda da bölme işlemleri verilmiş. Buna göre Px polinomunun x kare eksi 4x eksi 12 ile bölümünden kalan hangisidir diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi öncelikle ben Px polinomunun arkadaşlarım Qx ile x artı 2'nin çarpımından 4 fazla olduğunu biliyorum. Ekstradan Buradaki QX polinomumuzun da x eksi 6 ile bx'in çarpımında bir fazla olduğunu da biliyorum. Ve bizim elimizde şurada bir qx olduğunu görüyorsunuz. Başka qx nerede var? İşte burada hocam. O halde ben o qx gördüğüm yere işte tam olarak bunu yazarım sevgili gençler. Bunu oraya yedirmemiz lazım şimdi. Peki yazalım. px eşittir x eksi 6 çarpı bx artı 1 parantezi aldım. Dışarıdan x artı 2 ile çarpacağım bunu ve artı 4 diyeceğim. Sonrasında ne mi olacak? Şu olacak. Bu x artı 2'yi içeri dağıtacağız. Yani px eşittir. x eksi 6 çarpı x artı 2 çarpı bx artı x artı 2 artı 4'ten x artı 6 diyebiliriz artık buna. Güzel. Şimdi bizden istenen neydi sevgili gençler? X kare eksi 4 x eksi 12'ye bölümünden kalan. Hocam yarım saattir bambaşka şeylerle uğraşıyorsun. Şuna hiç bakmadın gözünün yağını bu nedir diye soracak olursan da x'e x diye ayırdın sen burayı. Burayı da eksi 6'ya artı 2 diye ayırırsan. hee x e 6 ile x artı 2'nin çarpımıymış. Hoca da zaten bunu denk getirmeye çalışıyormuş diyebilirsin. Şimdi ben bu px polinomunu şuna bölersem Zaten bölümümüz bx olacak. Bölümümüz bx olacak. Kalanımız da x artı 6'nın ta kendisi olacak. Yani cevap Bursa olacak sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer sorum Diyor ki yarı çapı x olan bir kürenin hacmi v olmak üzere v eşittir 4 bölü 3 x küptür. Alan ise a olmak üzere 4 çarpı pi x karedir diyoruz. Pekala. Bize bilmemiz gereken formülleri vermiş. 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğru diye soruyor bize. V demiş. X'e bağlı 3. dereceden bir polinomdur. Şimdi arkadaşlar V X'e bağlı değil mi? Evet. 3. dereceden mi? Evet. Polinom mu? Peki. 4 bölü 3 reel sayı. E pi de reel sayı. E 3 de doğal sayıydı. O zaman polinom. Birinci öncülümüz doğru. İkinciye bakalım. A ile V'nin toplamı diyor. Yani 4 bölü 3 Px küp ile 4 Px karenin toplamı 5. dereceden bir polinomdur diyor. Hayda. Arkadaşlar bu 3. dereceden değil mi bu polinom? Evet. 5. dereceden olabilmesi için çarpmamız lazımdı. O halde bu gitti. İkinci öncül yanlış. A ile V'nin toplamı Kat sayılar toplamı 16 pi bölü 3 demiş. Bakalım gerçekten öyle oluyor mu? 4 pi bölü 3 ile 4 pi toplarsak ne gelir? 3 kere 4 pi 12 pi. 4 pi daha 16 pi bölü 3 gelir. Evet kat sayılar toplamı 16 pi bölü 3 geldi. Üçüncü dereceden bir polinomdur. Evet derecesi de 3'tü. Demek ki bu da doğru. Cevabımız o halde ne olur? 1 ve 3 olur sevgili gençler. Gerçekten güzel bir polinom sorusuydu. Geçtik bir diğer sayfamıza. Diyor ki aşağıda kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan dikdörtgen şeklinde bir çerçeve görseli verilmiş. Çerçeveye yerleştirilecek resim için alttan ve üstten x bölü 2 birim sağdan ve soldan da x birim boşluk bırakılmıştır. Resim yerleştirilecek olan alan px eşittir ax kare artı bx artı c polinomuna da aynı zamanda eşittir diyor. Buna göre a artı c eksi b kaçtır? Şimdi sevgili gençler kenar uzunluklarımız 6 ve 8 ise bizim dikdörtgen şeklindeki çerçevemiz. Bakın burası 6'ymış. Üstten x bölü 2. Alttan x bölü 2 boşluk bıraktık. Düşeyde ne kadar boşluğumuz var? x bölü 2 artı x bölü 2'den x kadar boşluğumuz var. Yani bu resim yerleştirilecek olan alanın kısa kenarı 6 eksi x olacakmış. Bu bir. İkincisi bir de uzun kenarını bulalım sevgili gençler. Yani şu kısmını Bakın normalde şurası 8'di. Ben buradan x ve x'i keseceğim. Alacağım. Eksilteceğim. Ne olacak? 8 eksi 2x olacak. O halde resim yerleştirilecek olan kısmın alanı px ise bu 6 eksi x çarpı 8 eksi 2x'in ta kendisidir. O halde dağıtalım içeriye. Eşittir dedim. Eksi x ile eksi 2x'in çarpımından 2x kare gelir. Şimdi x'li olanları bulalım. Bakın eksi 8x Eksi 12x daha eksi 20x yapar. Ve son olarak 6 kere 8'den 48 gelir. Ve bu neye eşitmiş? ax kare artı bx artı c'nin de ta kendisiymiş. a ile c'yi topla demiş. E a2 c'de 48 toplarsak ne gelir? 50. Bu 50'den de diyor b'yi yani eksi 20'yi çıkar demiş. Çıkarırsam ne gelir? Obala obala 70 gelir sevgili gençler. Cevabımız da Adana, bir, Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıdaki şekilde verilen kömür yığınının tamamının hacmi baş katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px pol polinomuyla modellenecektir diyoruz. Bir kömür yığınımız var. Ee, bunları kömür çuvallarına dolduracağız şimdi. Kömür yığını sırasıyla x eksi a, x eksi b ve x eksi c hacimlerindeki çuvallara ayrı ayrı bölündüğünde her defasında k birim küp kömür artmakta diyor bize. Buna göre px polinomunun sabit terimi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu soruyu daha anlamlı kılabilmek için şöyle düşünelim. Mesela arkadaşlar 39 litrelik bir damacananızın olduğunu düşünün. 39 litrelik bir damacana var. Şöyle bir damacana İçi 39 litre su alıyor bunu. Sonra siz bu damacanadan işte pompasını taktınız. Ee, bu damacanaya 7'şer litrelik şişelere siz bu suyu dolduracaksınız. Bunlar da 7 litre. Peki doldurdunuz doldurdunuz doldurabildiğiniz yere kadar en son 7 litrelik şişeyi pet şişeyi doldurduğunuzda ben size şunu soruyorum. Ne kadar damacana su arttı? E sen dersin ki kafandan hesap yaparsın. Hocam 39'u 7'ye böldüm. 5 defa var. 35 kalan 4. Hocam 4 litre su kaldı damacana da. Peki güzel. Sonra ikinci sorumu soruyorum. Diyorum ki peki kaç tane şişe kullandım bunun için? Hocam 5 tane kullandım. 5 tane şişeyi tam doldurdum. 4 tane de 4 litre de su arttı damacana da. Güzel. Bu cümleyi kurabiliyoruz değil mi? Aynı şey işte burası için de geçerli. Diyorum ki ortada bir kömür yığını var. E tamam. Ben bunu x eksi a hacimli torbalara dolduruyorum. x eksi b hacimli torbalara dolduruyorum. x eksi c hacimli torbalara dolduruyorum. Ve her defasında k birim kömür artmaktadır. k birim küp kömür artmaktadır. E bunların her birine bölündüğünde k kalanını alıyorsak aslına bakarsanız biz şunu söyleyebiliriz. Bizim Px polinomumuz aslında x eksi a'ya da tam bölünüyor. x eksi b'ye de tam bölünüyor. x eksi c'ye de tam bölünüyordu. Eğer k olmasaydı. Çünkü sen 39 litrelik damacana 7 litreye böldüğün zaman şu cümleyi kuruyorsun ya. 4 litre damacana da arttı hocam. O zaman şunu söylersin değil mi? Eğer damacana 35 litre olaydı tam doldururdum. 4 litre artmazdı. O zaman ben de diyorum ki bu kalan olmasaydı Bunların hepsine de tam bölündürdü polinom. O halde tam bölünmüyorsa k'yı eklerim ben de sonuna. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Peki bu px polinomunun sabit terimi hangisidir diye sorulmuş. E, sabit terimi bulurken nasıl yaparsın? K mıydı? Hayır. Neydi? P0. Yazalım. Eksi A çarpı eksi B çarpı eksi C artı K yapacaksın. Şuradaki eksiyle şuradaki eksi birbirine artı yapsın şuradaki eksi hepsini eksi yapacaktır. Eksi a b c artı k bizim cevabımız olacak. Yani sen buna k eksi a çarpı b çarpı c de diyebilirsin. O halde cevabımız c seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili güzel kardeşim. Evet bunu şuraya alalım. Geçelim sağ üst tarafa. Şurayı da temizleyelim. Bunları da sağ sol tarafa alalım. Diyor ki bir aktara giden müşteri kimyon ve karabiber alacak. Tamam alsın. Kimyon ve karabiber miktarları da kilogram cinsinden alsın ama bu şekilde atraksiyonlara girmemeyi tercih etsin değil mi? Yoksa aktardan güzel bir dayak yiyebilir. 4x kare eksi 11x küfür de edebilir. 4x kare eksi 10 kesin küfür eder. 4x kare okuyamadım. 11x artı 6. Polinomunun sıfırları olup müşteri aktardan 2 kilo karabiber almıştır. <laughs> Şimdi diyor ki benim köklerinden bir tanesi 2'dir diyor aslında bakarsanız. Gerçekten öyle miymiş? 2'nin karesi 4, 4 kere 4, 16, eksi 11 kere 2, 22, 6 eklersem vallahi öyleymiş. E çok güzel. Neyi sormuş bize? Kimyon miktarı kaç gramdır? Hmm. Yani şöyle. Ben bu 4x kare eksi 11x artı 6'nın aslına bakarsanız diyor. x eksi 2'ye tam bölündüğünü görüyorum diyor. Soru. Bunu bileceksin diyor. Bunu düşüneceksin diyor. Sebep? Çünkü 2 diye bir kökü varmış. O zaman x 2 diye de bir çarpanı vardır hani. He, tamam. Neyle çarpalım? 4 x 4 x kare eksi 8 x gelir. Çıkaracaksınız. Gitti. Gitti. Eksi 3 x kaldı. Eksi 11 xten eksi 8 x'i çıkardın çünkü. Artı bir de 6'yı aşağı indirdik. Şimdi neyle çarpacağım? Tabii ki eksi 3 ile. Eksi 3x artı 6 yaptı. Çıkardım sıfır geldi. Demek ki benim diğer çarpanım neymiş? 4x eksi 3. Peki bunun kökü nedir abi? Sıfıra eşitlersin. X eşittir. 3 bölü 4 kilogram gelir. 3 bölü 4 kilogram kaç gramdır diye soracağız şimdi. Onda ne yaparsın? 1000 çarparsın. E çarpalım. 1000'i 4'e böldüm. 250. 3 kere 250 de 750 yapar. 750 gram benim cevabım olur. İşte bu kadar kimyon almışım Diyebilirim. Evet gençler yanlış hatırlamıyorsam bu son soru. Evet son sorumuza geçmeden önce artık biliyorsunuz sizden bazı isteklerim, ricalarım oluyor. Arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden ricaım bu. Fazla da bu şekilde taleplerde bulunmak istemiyorum ama genelde videoların başında ve sonunda bunu söylediğim için aklıma geliyor ve söylüyorum. Rahatsız ediyorsak kusura bakmayın ama abone olmanızı tercih ederim sevgili gençler. Bu beni mutlu ediyor. Bana destek olmanız, yanımda olduğunuzu, yanımda olduğunuzu görmem hoşuma gidiyor. Çünkü hep beraber bir SML familyası oluyoruz değil mi? SML familyası, family diyelim. Evet. Tx ve Qx polinomunun x 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 1 ve 3'tür. Şunu bir silelim. Bu yersiz oldu burada. <laughs> Şimdi <laughs> x eksi 2'ye bölüyormuşuz sırasıyla eksi 1 ve 3 oluyormuş. Yani ben bunun kökünün 2 olduğunu biliyorum ya. O 2'yi alıp hem bunda hem de bunda yerine yazdığınız zaman cevaplar sırasıyla eksi 1 ve 3 geliyormuş. Yani p2 eşittir eksi 1'miş. q2 eşittir 3'müş. Diyor ki hangisi x eksi 2 ile tam bölünür? E güzel kardeşim bütün x gördüklerin yerine 2 yazacaksın diyor. Şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Hepsine yaz hiç üşenme. Yani hepsini yazman ne kadar sürer ki? 10 saniye alır maksimum. Bence şu an 10 saniye tamamladık bunu. Peki. Sonra da 20 yazacaksın işte. Bu kadar. Hangisinin sonucu 0 çıkıyorsa tam bölünür diyeceğiz. E tamam yazalım o zaman. P2 eksi 1'di. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi. Bu da 3'tü. 2 kere 3 6. Eksi 3 eksi 6 eksi 9 yaptı. Gitti. 0 değil. Şurası ne yapar? 3 e şurası eksi 1'di. 3 kere eksi 1 eksi 3. Üç. Eksi 3'e 3 üç eklersen a 0. Buldum cevabı Bursa. Diğerlerine de bakalım. Şüphelenebiliriz çünkü sınavda. B şıkkından bulup da 3 tane şıkka bakmadan işaret demek. Her baba yiğidin harcı olmuyor sınav esnasında. Doğru mu? Şu neydi? 3. 3 kere 3 9. Eksi 2 kere eksi 1. Olmadı. 11 yaptı. Bu da gitti. Şuna bakalım. 2 kere 3 6. 3 kere eksi 1 eksi 3. Topladık 3 geldi. Bu da gitti. Şuna bakıyoruz. Q2 3'tü. 2 kere eksi 1 eksi 2 topladık 1 geldi bu da gitti. Demek ki doğru işaretlemişiz. Kontrol etmemizde maksimum 15 saniyemiz aldı. Yani bu soru toplamda bize 45-50 saniye falan mal olmalıydı. Biz de o civarlarda çözdük. Sen sınavda daha kolay çözersin. Çünkü ben anlatarak çözüyorum. Sen direkt gözünle bazı işlemleri yapsan da senin için yeterli oluyor. İnşallah, inşallah bütün soruları gözünle çözebilecek kıvama gelirsin. İnşallah. Temennimiz bu. Sana durmadan ders anlatmamın sebebi bu. Kenan hocanızla ikimiz hep bu şekilde düşünürüz sevgili gençler gerçekten. Ki sadece Kenan, ben Kenan hocayla ikimiz diyorum ama hani onunla sürekli konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz için, proje düşündüğümüz için, plan düşündüğümüz için, acaba daha öğrencilere ne yapmamız lazım diye düşündüğümüz için onu örnek verdim. Yoksa şu an geçenki videoda da söyledim. Yani adam size mouse'la ders anlatıyorsa videonun başına, başına geçip de mouse'la YouTube'a video atıyorsa üstelik hiçbir kar olmamasına rağmen hiçbir geliri kazancı ekstra da bir artısı olmamasına rağmen vaktini harcayıp sana mouse'la ders anlatıyorsa vardır bir bildiği be. Değil mi? Senin iyiliğini düşünüyordur. Ama sen de ısrarla elinde bilgisayarın olmasına rağmen kulaklığın, kalemin, defterin, kağıdın, soru bankaların, şunların bunların olmasına rağmen ısrarla ders çalışmıyorsan işte senin bir bildiğin yoktur diyebilirim. Ama sen zaten şu an buradasın. O yüzden güzel işler peşindesin. Takdir ediyorum seni. İnşallah hep bu şekilde devam edersin. Ben inanıyorum hepiniz sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Buna gönülden inanın. Önce kendiniz inanın sevgili gençler. Önce kendiniz inanın. Ee, evet arkadaşlar sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol da tabii ki her zamanki gibi matematik çalışmayı unutmayınız.